Güvercinler Sesli Öykü Yazan Necati Cumalı Seslendiren Turgut Ezgütekin Orhanların evinden 2-3 ev ötede, belediye temizlik işleri tavlasının yanındaki arsada, Orhan'la odacı Murat Çavuş'un oğlu Osman, gardiyan Recep Efendi'nin oğlu Sami ile mahalle muhtarının oğlu Selim, eş eşine çelik çomak oynuyorlar. Sami'nin kardeşi Nuri küçük olduğu için oynayamıyor. Kıyıya çekilmiş, onları seyrediyordu. Tavlanın sabah temizliğini bitiren çöpçü Yaşar Efendi, çift kanatlı sokak kapısında göründü. Elindeki çalı süpürgeyi duvara dayadı. Kapının her iki kanadını ardına kadar açıp ayağıyla taşlarını sürdü. Karşı kaldırıma geçti. Duvarın dibine çömelip yüzünü güneşe verdi. Tütün kesesini çıkardı. Cigara sarmaya başladı. Beş çocuk birdenbire çamaşır silkinmesini andıran kuvvetli kanat sesleriyle oyunlarını yarıda bıraktılar. Temizlik işleri tavlasının avlu tarafından havalanan bir güvercin sürüsü önce kuzeye doğru uçtu. Kuzeyden geçen derinin öte yakasında kalan tepeden döndü, kasabanın batısı dışından geniş bir yarı çember çizerek güney sırtlarındaki yel değirmenlerine kadar uzaklaştı. Çocuklar beş ide başları havada bir araya kümelendiler. Güvercin sürüsünün uçuşunu ilgiyle izlediler. Orhan hayran hayran söylendi amma da uzak gittiler. Küçük Nuri dudağını kıyısına kadar inen sümüğünü ceketinin yeniyle sildi, abisine sokuldu. Dönerler değil mi abi? Geldi değmenden üstüne sağa sola bir iki eğme çizen sürü gittiği hızla geri döndü. Arsaya yaklaşınca bir bölüğü alçaktan, bir bölüğü yüksekten uçarak ikiye ayrıldı. Alçaktan uçanlar cadde üstündeki fırının önüne indi yüksekten uçanlar ikişer üçer değişik yönlere dağılarak arsanın üstünde güneşe, ışığa kavuşmanın verdiği sevinçle dönmeye başladılar. Osman'la Selim, Orhan'ın hayranlığına katıldılar. On moda gittiler. Sami böbürlenerek Orhan'a karşılık verdi. Ha, bu ne ki oğlum? Sen bir de hapishanenin güvercinlerini gör. Babam bir salınca ta Akpınar'a kadar gidiyorlar.'' Her tartışmada Yaşar Efendi'nin güvercinlerinden yana olan Orhan, kıskanmaktan kendini alamadığı için Sami'nin dediklerinin doğruluğuna inanmak istemedi. Hapishanenin güvercinlerini salmazlar ki oğlum. Her gün salıyorlar, neden salmasınlar? İnanmak zorundaydı Sami'ye. Güvercinlerin değil, hükümlülerin hapis olduğuna aklı eriyordu ne de olsa. Yine de iddiasından dönemiyordu. Ha, birlikte salsınlar da görelim.'' Yaşar Efendi'nin güvercinleri onları avlayınca geri dönerler mi, dönmezler mi? Hava al sen. Hapishanenin güvercinleri, Yaşar Efendi'ninkileri avlarsa görürsün gününü. <laughs> Zor avlar. Hangisi çoksa o avlar oğlum, ben bilmez miyim? İstersen gel Yaşar Efendi'ye soralım. Hapishanenin kaç güvercini var? Sami biraz durdu ve otuz. E, Nerede otuz? Hele 20 de bakalım sen. Yaşar Efendi'nin 50. Hangisinin çok? Şu güvercin sürülerinin birbirini avlama işini Yaşar Efendi'ye soracaklardı ama araya Osman'ın karışmasıyla çekişmelerini unuttular. Osman bütün güvercinlerden yüksekte birbirine doğru uçan biri bakıra çalan öbürü boz iki güvercini gösterdi. Yanar dönerlere bakın, yanar dönerlere. Tartışmaları kesildi. Bakışları havaya döndü yeniden. Beşi de merakla yanar döner dedikleri göğüsleri parlak yeşil tüylü güvercinlerin ne zaman takla ata ata inişe geçeceklerini beklemeye başladılar. Ama bekledikleri olmadı. Yanar dönerler yan yana süzülerek alçaldılar, tavların duvarına kondular. Dişi önde, erkek arkada duvarın üstünde bir süre pençelerini gere gere gezindiler tavlanın damına, damdan yine duvara, duvardan arsaya konmakla kesilen kısa uçuşlarla birbirlerini kovalamaya başladılar. Çocukların sözü bitmişken Osman yeni bir konu açtı. Güvercinler savaşta haber götürüp getirirmiş, babam söyledi. Savaşta yer almaları, çocukların güvercinlere ilgisini, güvenini haklı çıkarıyordu sanki. Güvercinleri duydukları sevgi doğrultusunda işliyordu imgelemleri aralarında güvercinlerin düşman sınırlarını aşması yararlılıkları bağlılıkları üstüne yanlış doğru bir yıl olasılık yürüttüler bir türlü anlaşmaya varamadıkları bir nokta varsa o da güvercinlerin haber taşıma biçimiydi haber güvercinlerini posta dağıtıcıları gibi boynuna asılı küçük bir çanta ya da gagasında kapalı bir zarfla düşünüyorlar olur diyorlar olmaz diyorlar Sonunda güvercinin bileğindeki küçük bir halkaya cigara kağıdı kadar hafif bir pusulanın iliştirildiğini akıllarına getiremiyorlardı. Tartışmaları uzayıp giderken arsanın karşısında oturan Samilerin kapısı açıldı. Sami'nin annesi elinde ekmek tepsisi kapıya çıktı. Ekmeği fırına götürmesi için Sami'yi çağırdı. Kadın tam eve girecekken ceketinin yeniyle yine burnunu silen Nuri'yi gördü. Fırıladığı gibi Nuri'yi kolundan yakaladı, ellerine iki tokat indirip burnunu temizlemek için arsanın önündeki çeşmeye sürükledi. Arsada üç çocuk kaldılar. Yaşar efendi o yılın yavrularından Orhan'a iki güvercin vereceğini söylemişti. Onun yerinden kalktığını, tavlayı kapamaya hazırlandığını gören çocuklar hem Orhan'ın güvercinlerini görmek hem de savaşta güvercinlerin nasıl haber götürüp getirdiklerini anlamak için adamın etrafını sardılar. Orhan hemen Yaşar efendinin eline asıldı. "Yaşar amca" diye başlayıp Sami ile olan tartışmalarını anlattı yanan dönerlerin niye takla atmadıklarını sordu. Güvercinlerin savaştaki postacılık işini açtı. Yaşar Efendi, Orhan'ın sorularına kendine göre karşılıklar verdi. Altmışlık, saçı sakalı ağarmış, hafif kamburlaşmış bir adamdı. Çevresini saran çocukların sevincini görmek onu canlandırıyordu. ''Ee gel bakalım senin güvercinler ne alemde?'' dedi Orhan'a o önde, çocuklar arkada tavlaya daldılar. Tavlayı boydan boya geçip gerideki avluya çıktılar. Yaşar Efendi güvercinleri toplamak için bir çanak yem serpti. Duvarın üstünde ve damda gezinen güvercinler uçuşarak avluya indiler. Yemleri gagalamaya başladılar. Çocuklar Yaşar Efendi'nin Orhan'a vereceği güvercinleri hemen tanıdılar. Oyun kanat ve kuyruklarıyla gri, lekeleriyle ak, hünkarı türü, iki yavru güvercindi ikisi de. Orhan Yaşar Efendi'ye hemen her gün sorduğu soruları yine sordu. ''Bunlar eş değil mi Yaşar amca?'' Yaşar Efendi'nin öksürüğü tuttu. İki öksürük arasında elini ağzına götürerek <laughs> ''Eş'' dedi. ''Güvercinler yalnız yaşamazlar değil mi?'' Yok yaşamazlar. Peki eşi ölürse, arkadaşları ölürse kalan güvercin ne yapar? Yaşar Efendi karşılık vermedi. Güvercinleri tavlaya kapamak için kışkışlamaya gelişti. Çocuklar Yaşar Efendi'ye yardım etmek için aralarında yarışıyorlardı. Güvercinlerin gireni tavlaya girdi, girmeyenler yine duvarın üstünde dama kondular. Tavlanın kapıları kapatıldı. Kapıda açılmış bir delikten canları istediği zaman öbür güvercinlerin de içeriye gireceğini biliyorlardı hepsi. Çalı süpürge kaldırıldı, yem çanağı ile torbası tavlanın penceresi içine yerleştirildi. Tavladaki eşeklerin önüne saman döküldü. Bütün bu işler yapılırken Yaşar Efendi'ye ancak küçük yardımcılarını görev bölüştürmek düştü. İkinci Bölüm Orhan'la arkadaşları, Orhan'ların bahçesinde kalmış, eski, tekerlekleri alınmış tek atlı bir yük arabası kasasını günlerce uğraşıp güvercinlik olarak hazırladılar. Arabanın içini temizleyip yıkadılar. Üstünü bulup buluşturdukları kümes artığı tellerle kapattılar. Tel örgünün bir köşesinden bir kapak açıldı. Arabanın içine ayrıca yuva olarak içi kuru ot döşeli bir gaz sandığı yerleştirildi. Orhan, Osman, Selim, Sami, Yeşer Efendi'den söz verdiği güvercinleri hep birlikte aldılar, getirip hazırladıkları güvercinliğe saldılar. Dört çocuk okuldan çıkar çıkmaz soluğu güvercinlerin başında alıyorlar, onların arabanın içinde gezinmelerini seyretmeye doyamıyorlardı. Güvercinler Orhan'ın değil, dördünün güvercinleriydi sanki. Kasabada Arpacı Halil de Yaşar Efendi, Mahpuslar, Baytar Nazif Bey'den sonra beşinci güvercinci olarak kendilerini görüyorlardı artık. Ama bir türlü tam sevinemiyorlardı. Telin kapağını açıp güvercinlerini uçuramıyorlardı çünkü. Uçuracak olsalar güvercinlerinin başka güvercinlere karışıp bir daha geri dönmeyeceklerinden korkuyorlardı. Oysa güvercinlerini uçurup onları havada görmek, dönüp yuvaya dönüşlerini beklemek ne kadar güzel olurdu. Orhan babasına, eve gidip gelen dayılarına sabah akşam yalvarıyor, türlü türlü diller dökerek birer çift güvercin getirmelerini istiyordu. Yavru güvercinlerin gelişinden on gün sonra kasabaya yakın bir çiftlikte yaşayan Naci dayısı kasabaya inerken Arpacı Halil de diye bir tavuk getirip yerine iki çift güvercin aldı. Orhan okuldayken güvercinleri arabanın içine saldı. Orhan öğle paydosunda okuldan yemeğe gelip güvercinlerinin altıya çıktığını görünce uçtu sevincinden. Hep söylerdi, bilirdi işte, yoktu işte, akrabaları arasında, kasabada, dünyada, Naci dayısının bir eşi daha yoktu. Kimse onun kadar iyi ata binemez, ondan keskin nişancı olamazdı. Öğleden sonra okulda arkadaşlarına haberi yetiştirdi. Uzun uzun Naci dayısını övdü. Okul çıkışını dördü de sabırsızlıkla beklediler. Okuldan çıkar çıkmaz hep birden yeni güvercinleri görmek için bir koşu orhanlara geldiler. Arabanın çevresini sardılar. Bunlar basbayağı güvercinlerdi işte. İri, paçalı, koca koca güvercinler. Yeşer Efendi'nin yavru güvercinleri onların yanında çelimsiz, upacık kalıyorlardı. Ama... Onlar da büyüyecekler, dişisi önlerindeki bahar kuluçkaya bile yatacaktı. Ertesi gün Sami de babasını kandırıp hapishaneden bir çift güvercin getirince güvercinlikleri neredeyse doldu. Sekiz güvercinin dem çekerek arabalarının içinde gezindiklerini görünce döşüyorlardı. Gelecek yıla çıkaracakları yavrularla on belki de 20'yi bulacaktı güvercinlerinin sayısı. Hele o günler gelsin, onlar da uçuracaklardı artık güvercinlerini. Gelecek için şimdiden tel, tahta, ne geçerse ellerine saklayacaklar, bahçedeki kümesin yanına yeni bir güvercinlik yapacaklardı. Şimdilik arabanın içine dört bölmeli daha geniş bir sandık yerleştirdiler. Güvercinler çift çift kendi bölmelerini seçti. Bir arada kavgasız, gürültüsüz, o kadar iyi geçiniyorlardı ki çocuklar da kendi aralarında onlara daha iyi bakmak için yarışıyorlardı. Üçüncü bölüm. Güzelleri böyle geçti. Onların güvercinleriyle dostlukları sürüp giderken, bir yandan da başka olaylar gelişiyordu kendi akışları içinde. 1930'ların bütün dünyayı sarsan buhranı elbet Orhanların kasabasında da gösteriyordu etkisini. O buhranın sarsıntısı sürüp giderken, o yıl çiçek zamanı yağın şiddetli bir dolu bağların bütün ürününü yok etmişti. Uğradığı zarardan sonra bütün umudunu tütüne bağlayan bölge halkı, tütün piyasası açıldığı zaman neredeyse alıcı bulamayacak duruma düştü. Tütünlü yok fiyatını elinden çıkarmak zorunda kaldı. Geçim koşulları çekilmez duruma gelen halk, çaresizlikler içinde öfkeli, şaşkındı. Evlerde karı koca kavgaları bitmiyor, çocuklar babalarına karşı geliyorlar, yetişkin delikanlılar, yoksul aileler yıllardır çalıştıkları topraklardan kopup ekmeklerini kazanmak için büyük kentlere göç ediyorlardı. Kasabanın üstünde sen uğursuz hava geçmek bilmiyordu bir türlü. Orhan, olup bitenleri akıl erdiremiyor, yalnız sekiz yaşında bir çocuğun sezgileriyle evde eskisi kadar konuşmamak, çok soru sormamak gerektiğini anlıyordu. Eve et girmez, ocakta patates, kuru fasulye, tarhana çorbasından başka bir şey pişmez olmuştu. Ama o kuru fasulyeyi de tarhana çorbasında çok severdi. Evde her gün bu yemeklerin pişmesiyle babasının çektiği geçim zorluğu arasında bir bağlantı kuramayan Orhan'ın küçük dünyasına bu sıkıntılar pek değişiklik getirmedi. Güvercinlerine bir şey olmamıştı ya, o yine deliksiz uyuyabilir, aklı hiçbir şeye takılmadan okuluna gidip gelebilirdi. Kış ortalarıydı. Bir gün oturma odasında Orhan dizlerinin üstünde okul çantası sobanın yakınında oturmuş öğretmeninin verdiği yazı ödevini hazırlıyor. Annesi konuklarıyla konuşuyordu. Sanki ölüden, hastadan söz ediyor gibi sıkıntılıydı konuşmaları. Annesinin "Bağları işletemedik." dediği çalındı kulağına. Konuk iki kadından biri dikiş makineleri karşılığı borç aldıklarını söyledi. Orhan'a da geçti onların sıkıntıları. Başına bir şeyler gelecekmiş gibi bir daralma duymaya başladı yüreğinde. Derken korktuğu başına geldi. Öbür konukları annesine, kardeş dedi. Evde güvercin beslemek uğursuzdur. Hiç durmadan güvercinleri azat edin. Orhan'ın kalemi durdu. Ta boğazına bir şey gelip düğümlendi. Ne diyecek diye beklediği annesi sözü değiştirdi. Kadına Orhan'ın çok üzüleceğini, bu konuyu kapatmasını el er yüz işaretleriyle anlatmaya çalıştı. O günden sonra güvercinlerinden ayrılmak korkusu yer etti Orhan'ın içinde. Aklının erdiği kadarıyla güvercinlerinin eve yük olmamasına çalışıyor annesiyle babasının ağzından çıkacak güvercinlerle ilgili her sözü yüreği çarparak dinliyordu. Şeker ve Kurban bayramları geçti. Her iki bayramda da yeni bir şey yapamadıkları çocuklarını güvercinlerinden olsun ayırmak istemeyen annesiyle babası güvercinlerini azat etmesi için ona tek söz söylemediler. Ama ah bu gelen gidenler onlara ne oluyordu? Ne acımasız şeylerdi bunlar? Güvercin beslemenin uğursuzluğu her gelen komşu kadının ağzındaydı. Eski bir yük arabası içinde kursakları bir avuç mısır tanesi, sofranın artıklarıyla doyan bu tertemiz gürültüsüz kuşların ne zararını görmüştü bu kadınlar. Bu üzüntülerle okula gitmek için evden çıktığı bir sabah, yolda el iş ödevini çantasına koymayı unuttuğunu hatırladı. Bir koşu geri döndü. Sokak kapısı açıktı. İçeri girdi, koridoru geçti. Oturma odası kapısının önünde tam anne diye seslenecekken kapının hemen ardında annesiyle babasının ayakta konuştuklarını duyunca durdu. Cam kapının perdesi arkasından annesinin kolundan bileziklerini çıkarıp babasını uzattığını gördü. Babası üzgündü. Başımı vurmadığım yer kalmadı. Yok, yok, yok. Annesi avutmaya çalışıyordu onu sen aldın yine sen yerine koyarsın. Zaten bunca yıl gün gelir bir sıkıntımıza yarar diye taşıdım kolumda. Orhan gürültüsüz kapının önünden döndü. Okulda el iş ödevini getirmeyi unuttuğunu söyledi öğretmenine. Öğleye kadar üç saat öğretmenini tek kelime dinlemeden güvercinlerini ne yapacağını düşündü. Sami'ye hapishaneden getirdiği çifti geri verecekti. Babaları çoktandır güvercinlerle oynama balanı söylüyordu Osman'la Selim'e de. Öğleyin Sami ile birlikte çıktılar okuldan. Tavlanın önünden geçerken Yaşar Efendi'yi gördü. Yaşar amca dedi. Bizim güvercinleri sana getirsem olur mu? Evde hep kapalı duruyorlar. Hiç salamıyoruz. Yaşar Efendi onun bir tuhaf çıkan sesinden alt dudağının titremesinden üzüntüsünü anladı. Getir, dedi. Yabancı mıyız? Burada yine senin sayılır. Eve girince Sami ile doğru bahçeye çıktılar. Ona güvercinlerini geri verdi. Öbürlerini evdekilere hiçbir şey söylemeden götürüp Yaşar Efendi'ye bıraktı. Dönüşte yemeğin sonuna kadar sofrada kendini tuttu. Yemekten kalkınca üst kata çıktı gözyaşlarını kimseye göstermeden, içinde taş gibi sertliğini duyduğu bir şey eriyip hafifleyinceye kadar ağladı.